Diyor. Buyurun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Çağla Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi özel eğitim uzmanı dediğimiz zaman insanlar acaba ne düşündüler? Ama biz tabii ki de özel dendiği zaman aklımıza gelen otizm konusuna bir giriş yapacağız. Öncelikle evet. otizm nedir? Nasıl tesis edilir? Bu konuda birazcık bilgilerimizi arttıralım. Biraz daha farkındalık yaratalım. Buyurun. Evet, otizm nöro gelişimsel bir problem. Hı hı. bir e, öğrenme problemi değil bir gelişimsel problem. E, otizmin en temel bulgularından biri e, etkileşimdeki problem. Yani bu çocukların en temel problemi daha ilk baştan itibaren bizim en dikkat ettiğimiz şey tanı kriteri ya da değerlendirme kriteri niyet istek ve ihtiyaçları karşı tarafa aktarmada bir güçlük. Hı. Yani otizm dediğimiz zaman aklımıza gelecek İlk değerlendirme tespitlerinden bir tanesi bu. İfade edemememem. Yani evet. şöyle. Komut e, Şu, Evet, yani öncelikle tabii ki bir döneme kadar çocuk sözsüz iletişim kuruyor ve bunun ilk bulgularından biri göz teması. Yani etkileşim iletişim göz temasıyla başlıyor. Şimdi göz teması kuramayan çocuklarda mı daha e, Yani göz teması bizim olur ya, bize benim soru işareti işte atarım göz teması kurmuyor denilen bir şey varsa böyle bir durum varsa hani hemen böyle... bir soru işareti koyarız. Biz, Tek evet, başına başka, yeterli başka değil. Başka mesela bunun gibi. Şeylerde. Bunun dışında e, karşı tarafa niyet aktarmada örneğin elini uzatmada ya da amaçlı ses çıkarmada belki sözcük yoktur ama farklılaşan bir ses me, acıktığı zaman Tabii. bir niyet ama ilerleyen dönemde daha başka ne görüyoruz İşaret etme mesela işaret etmez ama Anneyi elinden tutup götürür gibi hı hı, ve daha sonra tabii ki sözcüklerde oyun oynamada oyuncak oynamada yani karşılıklılıkta bir problem yaşıyoruz bu çocuklarda hı hı. Ee, yani genellikle tek başına olmak tercih eder çocuklarla birlikte olmayı isteği yerine tek başına ve amaçsız oyun örneğin yani örneğin nedir peçeteyi sürekli yırtma gibi arabayı sürmek yerine kendi etrafında dönmek gibi. Anladım. Esasında bulgular net. Hı hı. Daha çok problem olan bu problemi nasıl çözümleyeceğiz? Çözümleyeceğiz. Evet. Peki otizmde neler yapmak gerekiyor mesela sizin uyguladığınız nöroplastideki şu an o yaklaşımı nedir? Şimdi nöroplastisite beynin yeniden şekillendirilmesi demek. Otizmde çok yanlış bir inanış var. Şuradan kaynaklanıyor. Otizmli çocuğun var olan problemlerinin tespiti Sonuç olan öğrenmelerin gelmemesi, ya konuşmayı bilmiyor, geç yürüme olabiliyor, göz teması yok ama bunlar sonuç. Doğru. Yani sormamız gereken soru çocuğum neden bu semptomları sergiliyor? Bu semptomlar alarm, evet bir sorun var. Ben bunu halledeyim, bunu çözeyim. Ama bunun düzeltilmesi bu davranışların onlara öğretilmesinden geçmiyor. Sorun çok temelde bir sindirim sisteminde, bağırsaktaki bir problem, önemli problemlerden bir tanesi duyusal sistemde yani duyularımızı öğrenmeyi sağlayan kanallarda problem ve etkileşimde problem. Siz çocuğun göz temasını kendinize zorla öğretmeye çalışırsanız, öğrenemediği kavramları onları öğretmeye çalışırsanız ya bataklıktaki sinekleri kovalamış olursunuz. Bu çocukların hmm. bağışıklığında, inflamasyonunda ciddi bir sorun var. Ama peki böyle mi doğuyorlar bu çocuklar böyle? Bazıları, bazıları anne karnında oluyor. Neden oluyor derseniz Çağla Hanım. Ee, ...annenin e, hamilelikte kullandığı antibiyotik. Ee, bu çocukta... yani gerçekten e, Tabii ki. Ne yapıyor biliyor musunuz? Toksin biriktiriyor. Toksinler bağırsakta birikiyor. Ve bunu atamayınca bünye... ...işte otizmde çok görülen kendi etrafında dönme... ...kana çırpma, ekoleli... ...bunun gibi bize semptomlar veriyor. Esasında bu semptomlar otizmin semptomları değil bizim otizmi nasıl bir şey yapıyoruz? İşte diyoruz ki bu çocukların böyle özellikleri var bunlara bir at koyalım. Ama bu grip gibi kanser gibi bir hastalık değil. Altta yatan temel problemler bunlar. Şöyle sorular geliyor. Hocam ikizim var. Bir tanesinde var bir tanesinde yok. Nasıl oldu o zaman yani madem böyle diye. Zaten bu bize cevabı getiriyor. Kimimizin toksin atma yeteneği daha iyi benim çocuğumun sizin çocuğunuzun hmm. aldığı toksinleri dezentefikasyon diyoruz atıyor. Evet atıyor bazen. Ama bazen öbür atamıyor. çocuk atamıyor. Burada önemli ayrıntılardan bir tanesi. aşılar. ikisi de aynı anne tarafından besleniyor baktığımızda. Tabii da. ki Ama aynı bir anne büyütüyor. Genetik kendi evet. faktörleri var. E, beslenme ve bağırsak sağlığının otizmle ilişkisini birazcık konuşalım. Çok duymaya alışkın olduğumuz şeyler de değil. değil. Yani evet bu... otizm dünyasında pek duyamazsınız bunları. Yani, evet. Çünkü daha yani. çok davranışlara adapte oluyoruz. Doğru. Yani işte okuyamıyor okutturayım. Tamam. Öğrenemiyor öğrettireyim. Niye? Yapamıyor yaptırayım. Bu bir başarı gibi aslında. Aa, yaşı eşitliğim. Yani hmm. 3 yaşındaki geri çocuk kalmışsın. konuşur. Yani 3 yaşındaki çocuk renkleri bilir. O zaman öğrettireyim. Öğrensin ama öğrettiğiniz zaman problem geçmiyor. Çünkü problem öğrenme problemi değil. Çocuğun temel problemi eğer bağırsağı, etkileşimi ve hareketi düzenlerseniz ki düzenleyebiliyoruz. İyi bir diyet uygulaması. Örneğin glutenden kazayından arındırılmış bir diyet. Şart. Çünkü hepimize zararlı. Toksinleri atma becerisi problem olan çocuk daha da zararlı. Hmm. Glüten kazayın bağırsa duvarına zarar veriyor Hayatı boyunca eğer bu şekilde peki sizin söylediğiniz şekilde beslenmeye devam etmezse Yine toksin ağırlıklı beslenirse ilerleme kaydediyor mu hastalığı? Çok güzel soru bizim burada temel noktamız çocuğu öğrenmelere yetiştirene kadar Kendi başına öğrenmeye gerektirene kadar 2 yıl 3 yıl ne hmm. kadar erken başlayıp yaşıtlarına yaklaştırdığımız zaman Diyet gereksinimi de azalıyor Hı -hı. Ama şunu unutmayalım ki diyet hepimiz ömür boyu e, gerekli. Diyet demeyelim sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme diyelim boyun. ama gluten kazayın yani buğday ürünleri, süt ürünleri, şeker, evet. bu unlu mamuller bizim çocuklarımıza bu dönemde inanılmaz gerekli. Yani bütüncül bir yaklaşım nöroplastiste. Evet. Hem bağırsağı tedavi edeceğim Hı -hı. hem Hı -hı. etkileşimi arttıracağım. Hı -hı. O yüzden bu komplike bir şey gerektiriyor. Bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Bu noktada gıda takviyeleri e, ee, ne işe yarıyor? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Klasik bir bakış açısı var bizde. Örneğin ne var? Otizmli çocuğum var uyumuyor. Otizmli çocuğum var dikkat eksikliği var. Klasik bakış açısı bunlara bir ilaç vereyim. ...ve semptomu halledeyim gibi geliyor... ...evet belki hallediyorsunuz ama problem devam ediyor... ...baskılıyorsunuz... Hı. ...alt tarafı... ...gıda takviyesi merkezi sinir sisteminin... ...duyusal sistemin... ...sindirim sisteminin işlevsel çalışmasını sağlayıcı özel ürünler... ...bizim... ...özellikle bu çocuklarda kullandığımız... ...ürünler... ...daha homeopatik daha tedavi edici ve sistemleri düzenleyici. O homeopati isterseniz yani bilmeyenler için. Yani bitkisel ürünler bitkisel diyelim. Ürünlerden bitkisel ürünler diyelim. Evet evet. Yani kimyasal <laughs> içermeyen doğal ürünler. Peki e, otizm ömür boyu sürer mi? Yani bizim kafamızda bunun süreceğiyle ilgili deneyimlerimiz var, bildiklerimiz var. Şimdi bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Klasik bakış açısı için düzelemez. Niye düzelemez diyorlar? Çünkü ömür boyu çocuğu ya da 5-10 yıl boyunca çocuğu masa başında ya da başka bir yerde öğretime tabi tutup, bağırsağa yönelmeyip sistemleri düzeltmeye çalışmazsanız, yani grip olmuş bir çocuğa kanser aşısı vurursanız başka bir geçmez. Hı. Doğru şeyle otizm düzelebiliyor ama en erken müdahale ve doğru bir yaklaşım, yanlış bir yaklaşım. Yıllardır çok uzun yıllardır başarısız sonuçlar veriyor bize. Hmm. Bizim yaptığımız nörotilepsiste yaklaşımında çok iyi, çok büyük oranlarımız var tedavide. Yani iyileşmede. otizm testi kon, konup sonra işte bu bizim kaderimizdir deyip sadece e, bir şeyleri yaptırmaya ve yaşıtlarıyla aynı şeyleri yaptırmaya... Tabii ki aileler açısından da çok zor bir şey çok. ama bu bir kader değil o zaman mı? Deme yani değil. şöyle ben daha önce de e, bir kitabımda belirtmiştim. Genler kaderimiz değil. Otizm eskiden yüzde seksen genetik bir problem ve ömür boyu yaşayacaksın gibi bir durum vardı. Hı hı. Şu anda sorarsanız otizmin genetik payı kaçtır diye bana yüzde 20 derim yüzde 80 çevre derim size. Hmm. Bunun kanıtı da bu onu, noktaya geldik diyoruz. Tabii 10-15 yıl önce 165'te 200'de bir oran olan oranlar 25'te 30'da bire düştü. Genetik bilim açısından bu mümkün değil ki. Sizin şu anda 100 çocuktan birinde, 80 çocuktan birinde görmeniz lazımdı. Ne değişti? Gen bu kadar değişemez. Değişen çevre koşulları, çevre bozulan gıdalar ve toksinler. Bunu, Niye bu kadar sık görüyoruz? Yani pandemide aslında. %100 arttı oranlar. Doğru. %100 arttı oranlar. Hareketin eksilmesi, anne babaların çalışıyor olması, teknolojinin artması, televizyon, tablet buna maruz kalan çocuklar Hı -hı. ister istemez problemlerini de arttırdılar. Kesinlikle genetik etmenlerin payı çok düşük. burada. çevresel etmenler çok daha etkili. Şöyle de ilginç bir bilgi vereyim eğer oranlar böyle giderse. Ve buna dikkatimizi daha fazla çekmezseniz ki çok teşekkür ediyorum bu yayın çok önemli bizim için. Kesinlikle. 25-30 yıl sonra çok değil iki çocuktan birinde gelişimsel problem yaşayacağız. Böyle çevremize çok bakmazsak, çok bakmazsak sadece hastalıklara Evet yani olaya sadece bir hastalık boyutunda bakıp ya özel eğitime gitsin kareyi rengi öğrensin de gidersek olaya daha iyi bir bakış açısıyla bakmazsak televizyona, tablete, harekete dikkat etmezsek çok ciddi bir problem bizi bekliyor çocuklarımıza açısından evet doğru çok doğru söylediniz o renkleri öğrensin yok kara şekilleri baksın derken ekolojik sistemi göz ardı etmek biraz yanlış olduğunu aslında burada bir kez daha anlıyoruz. Ee, bir kitabınız çıkıyor Ocak ayında galiba. Hayırlı olsun. Teşekkür. Bu kitabın içeriğinden birazcık o zaman bahsedelim. Şimdi iki tane kitabım vardı. Otizmde etkileşim hareketi, duygusal sistemi anlatan. Üçüncü kitabım özel eğitimde bir ilk. Beslenmeyi, bağırsağı evet, da evet, işin içine evet. sokan. Evet. Ondan sonra çok değerli hocalarımız var. Rahmetli hocamız Ahmet Aydın bu konuda çok değindi. Bağırsağın önemini belirten Canan hocamız var. Canan Karatay bir duayendir bu Kıymetli konuda. hocamız. Çok hepsi. değerli. Ama özel eğitimde hep klasik bakışa çıkıp ya bakın bağırsağı düzenlemeden otizmle baş edemezsiniz diyen ilk kitap. O da inşallah yazımı bitti basım aşamasında ocağın başında çıkacak. Çok güzel. Peki bütüncül yaklaşımdan birazcık bahsedelim. Ee, sonrasında da mesela özellikle otizmli çocuklarda konuşma problemleri e, neden daha fazla ve neler yapması gerekiyor? burada ailelere neler düşünüyor? Evet. Şimdi konuşmanın çeşitli problemleri var. Yani örneğin konuşma problemi var çocuğun söyledikleri anlaşılmıyor. Bu bir konuşma problemi bir konuşma problemi var gecikmiş konuşma. Çocuğun etkileşimi iyi, her şeyi düzenli, bağırsan da bir problem yok. Gecikmiş konuşma diyoruz çıkmıyor çocuktan bu. Ama bizim otizmli çocuklarda yaşadığımız konuşma problemi pragmatik tip konuşma problemi. Yani? Yani etkileşimi iyi olmadığı için konuşma gelmiyor. Hı hı. Orada yanılan şey ne? Ya ben çocuktan sözcük alayım sözcük çıksın. He tamam rahatladı bitti gibi. Halbuki en son aşama konuşma. Değil Çocuk yani. konuşana kadar sizin de benim de diğerlerinin de gördüğü gibi işaret ediyor. Gel gel yapıyor. Kendini esasında önce sözsüz olarak anlatıyor. Göz temasıyla anlatıyor. Hmm. Sonra bunun yerine ne geliyor? Sözcükler geliyor. Hmm. Şimdi etkileşimi iyi olmayan, karşısındakine niyetini aktarma motivasyonu olmayan bir çocuğa hmm. siz sözcükleri onda attığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hmm. Süt ister misin diyorsunuz çocuğa? Süt ister misin? Adın ne? Adın ne? İletişim yok, etkileşim yok. Sadece tekrar e ezberleme öğrenmiş. Var. Etkileşim sabah her şey. Sabah kadar şeydir. ezberlet, her şeyi ezberletebilirsin evet. aslında ama yine ilişki, etkileşim ve iletişim evet. yok. Şu otizmli çocuklarda duyusal beceriler çok üst düzeyde olabiliyor. Hmm. Yani sizin şu yayındaki bütün konuşmalarınızı ezbere aktarabilirler. Ya da dünyadaki bütün bayrakların kime ait olduğunu söyleyebilirler. Ama bizi biz yapan Çağla Hanım etkileşimdir. Biz dünyayı etkileşim Doğru. için geliyoruz. Doğru. Etkileşim var. Sosyal varlıklarız. Evet, evet, Sizin kareyi, rengi, şekiliniz eğer etkileşimde değilseniz okuma yazma becerinizin hiçbir anlamı yok ki. E, bütün bayrakları bilmeyi verebilirim yani. Yani <laughs> <laughs> ama mavi topu istiyorumdaki mavi önemli benim için. Yoksa mavinin tek başına hiç de bir anlamı yok. Anlamam ne yapsın üç yaşındaki evet. çocuk maviyi? Hiçbir anlamı yok. Ama oyun etkileşim çok önemli. Bu konuda anladığım kadarıyla aileler e, tabii ki çok büyük bir sorumluluk ve yük altındalar, ama canlarının bir parçası onlara neler söylemek istersiniz ne, ne gibi görevler düşüyor neyi sorgulamalılar otizmle ilgili bu noktadan sonra belki de bu konuşmadan veya buna benzer evet. bir konuşma duyduktan sonra yani şimdi şunu söylemeye çalışıyorum ısrarla da bir anlayış var klasik bakış açısı var yani çok değerli hekimlerimiz var doktorlar bu işin şeyinde e, ekibin içinde ama klasik bakış açısı doktora gideyim bir ilaç yazsın ve bu işi halledelim halledelimle olmayacak bu iş yani şunu bilmek zorundayız neden öğrenemiyor sorusunu Hı. herkes sormalı. Sistemlere yönelmeli ve şunu bilmeliler. Öğreterek olmaz. Özberleterek so sürekli olarak zorlayarak bu işi bilmelerini gerekir. İkincisi önemli şey de Hı. ne kadar erken, of. ne kadar doğru yaklaşım, o kadar büyük sonuç demek. Erken Buyurun. tanıdan bahsedelim isterseniz evet. birazcık daha burada. Asıl buradaki erken tanı eğitimin ve farkındalığın öneminden bahsediyoruz. Erken tanıda göz teması kurulmadığında diye bir cümle Kurdu. kurdunuz. Peki başka ne gibi şeyler bizi Öyle. alarma geçirmeli? Huzursuzluk. Mesela yani. yani. çocuğun sürekli ağlaması, uyum sağlayamaması, uyuyamaması, hı hı. sürekli teskin edilemez. Yani işte aile diyor ki ben anca arabayla dolaştırıyorum iki saat öyle uyutabiliyorum çocuğumu hı hı. diyor. Kalabalık yerlere geldiği zaman huzursuz olma. Hı hı. Sesleri tolere edememe. Sessiz ortamlarda... Buna o bakıştaki o kitlenememe, iletişim kuramama da eklenmeli mi peki? Ne? Muhakkak. Bakın hep temel bulguları söylüyorum. Tek başına bir şey ifade et. Göz teması yok, otizm demek doğru değil. bunların kombinasyonlarına dikkat edeceğiz. Kesinlikle. Başka? Anneyle etkileşim kurmak istememe, yalnız kalma, hareketsizlik ya da çok fazla hareketlilik. Örneğin diyor ki anne, hocam hiçbir şey yoktu, 8 aylık yürüdü. Problem. Nasıl 18 aylık yürüme problemse geçlik, erkenlik de nörolojik düzensizliğin bir işaretidir. 8 aylık çocuk yürümemeli. Yürüyorsa nedir? Çok hareket etme isteği vardır. O kadar hareketlidir ki, o kadar çok deneyim yapıyordur ki 8 aylık yürümüştür. Yürümemesi Bu da yani problem. normalde ailelerin hoşuna gider, değil mi? Evet gider tabii. Ya mesela şöyle özellikleri de var bizim 2 yaşında okuma yazma öğrenen çocuklarımız var. Ne? Görsel algısı çok iyi şeyleri çok seviyor. Kelimeleri, görselleri, trafik ışıklarını. Ama Oradan çözüyor şifreyi. Bu anormal mi? Anormal tabii ki. Yani bir çocuğun okuma yazma süreci 6-7 yaşındadır normal şartlarda. Okula gittiğinde Ay öğrenmeli. Hep süper zeka diye bakılıyor ya böyle Çok doğru şeyler aslında. değil açıkçası. Doğru Biz değil. duyuların farklılığını bir arada istiyoruz. Yani evet benim görsel algım çok iyi ama ondan önce istediğim şey var. Etkileşimim de iyi olacak. Evet, doğru. O görsel algının iyiliği etkileşimde değerli benim için. Tek başına görsel algının çok ileri olmasının gelişim açısından çok değerli bir tarafı yok maalesef. Yok. Peki e, Emre Bey kıymetli bir sohbetti. Var mı eklemek istedikleriniz? Yok eklemek yavaş istediğim şu aileler özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu kolay bir süreç değil ama özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bir çocuğun büyümesi de kolay değil. Yani hiçbir çocuk kolay büyümüyor. Her problemi otizm zannetmeyin ama kesinlikle de şunu özellikle çiziyorum altını. Otizm tedavi edilebilir, halledilebilir bir problem doğru bir bakış açısıyla. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Verdiğiniz ederim.